CHP'li seçmen tepkili. Seçmen tepkili de CHP bunun ne kadar farkında bilemiyoruz. Güçler savaşı devam ediyor, öyle görünüyor. Şimdi parti içerisinden de Sayın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yükseliyor. Güçler savaşındaki son duruma birlikte bakalım. CHP'li eski başkanlarla ne konuştu Ekrem İmamoğlu? Pazartesi akşam CHP eski genel başkanları Altan Öğmen ve Hikmet Çetin, ayrıca SHP'nin eski genel başkanı Murat Karayalçın'la geleceğin konuşulduğunu söyledi. Çok verimli, çok değerli bir sohbetti. Çok faydalandım. Önümüzdeki zamanlarda alacağımız kararlara, çizeceğimiz yolculuklara büyük katkılar sunacağını söyleyebiliriz. Çok üstü kapalı ifadeler. Mutlaka bir ajandamız olacak. Yani değişim çağrılarının öncüsü olduğu için Sayın İmamoğlu bir ajandamız da olacak diyor. Böyle biz ipuçları yakalamaya çalışıyoruz. Belirgin bir günü yok. 10 Ağustos'ta bir açıklama yapacağı yönünde haberler vardı. Meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemi, vatanımı, milletimi, partimi ve partileri düşüneceğiz diyor İmamoğlu. 3 genel başkanla yaptığı görüşme sonrası. Peki ajandasında neler var? Hangi ihtimalleri görüyoruz? Bu sözlerden neler çıkıyor? Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilir mi? Kurultayda tek başına Kılıçdaroğlu'na rakip olma, onun da Ekim aylarında artık yavaş yavaş olabileceğine dair haberler var. CHP'de genel başkanlık yarışına girecek mi? Bir başka senaryo, Özgür Özel'le parti içerisinde bir ittifak kurma. İstifa edip yeni bir parti kurma seçeneği de öne çıkıyor. Çünkü daha önce online toplantıda Kılıçdaroğlu'nun eski A takımıyla bir araya gelmişti. Engin Altaylar, Özgür Özel'ler bu toplantının içerisinde yer alan kuvvetli isimler. Onlarla beraber bir yola çıkar mı? Muharrem Erkek'in de biliyorsunuz ismi geçiyor. İyi Parti'de siyasete devam etme. Evet, bir yandan da Sayın Akşener'le arası çok iyi olduğu için İmamoğlu'nun İyi Parti'ye geçebileceği seçenekleri de konuşuluyor. CHP'de genel başkanlık yarışına şöyle bir bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel Grup Başkan Vekili, Murat Karayalçın'ın da ismi geçiyor. Biz kendisine sorduk. Gurur duyarım dedi ama ben 79 yaşındayım dedi. İzleyen, takip eden izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir yaş vurgusu yaptı ama teklif gelirse gurur duyarım demişti. Sayın Karayalçın'ın da ismi geçiyor. Ve bir ekonomist Selin Sayek Böke, aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun hep yanında olan bir isim. Genel başkanlık yarışında öne çıkan isimler arasında. Şimdi efendim CHP'nin Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'den de değişim isteyenlere sert bir salvo geldi. Sadece CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım, nasıl oluyor bu işler? Bulunduğun makamlarda, koltuklarda konuşmak kolay. Sayın İmamoğlu'na çok önemli avantajlar verdiğini söylüyor Sarıgül. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirdi, aday yaptı ve seçildi. Ve bundan sonra da Kılıçdaroğlu'na desteğini, tam desteğini vurguluyor Sayın Sarıgül. Peki bakalım Ekrem İmamoğlu'ndan bu önemli açıklamalara, bu sert açıklamalara bir cevap gelecek mi?